Bugün 4 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'ya gitti. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi nedeniyle ihlal süreci başlatmasını şöyle yorumladı. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. Mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar, bizim saygımız olmayacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu açıklamasının Türkiye'nin itibarına darbe vurduğunu belirterek şöyle dedi. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski başkan yardımcısı Profesör Doktor Işıl Karakaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını şöyle değerlendirdi. Türkiye, Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olduğuna göre onun almış olduğu kararlarda bağlayıcıdır. Onlara uymakla yükümlüdür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Bağlayıcı değildir denilmesini ben bir hukukçu olarak hakikaten anlayamıyorum. Avrupa Birliği de AİHM'in Kavala kararını uygulamayan Türkiye hakkında Avrupa Konseyi'nde başlatılan ihlal süreciyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Türk makamlarının AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesinin üzücü olduğu belirtilerek şöyle denildi. Bu tutum kaygı verici bir emsal oluşturmakta ve AB'nin Türk yargısının uluslararası standartlar ile Avrupa standartlarına bağlılığı konusundaki endişelerini güçlendirmektedir. Bu tutum aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üye adayı olarak üstlendiği yükümlülüklerle de tezat oluşturmaktadır. Uluslararası Af Örgütü de Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle denildi. Avrupa Konseyi'nin mesajı nettir. Türkiye, Osman Kavala'yı serbest bırakmalı ve Kavala'ya yönelik siyasi saiklere dayalı zulme son vermelidir. Edirne İpsala'da donarak hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 19'a ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiğini açıklamıştı. Gazeteci Stelio Berberakis'in aktardığına göre Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitsotakis, göçmenlerin itildikleri için öldüğü yönündeki iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Edirne Barosu, Mülteci Hakları Komisyonu da 13 göçmen için yakınlarına ulaşıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Edirne Barosu Başkanı Taceddin Sivrikaya, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler dahil birçok temsilciye mektup yazacaklarını kaydetti. İstanbul Küçükçekmece'deki Garipdede Kültür ve Cemevi Derneği'ne 30.060 lira elektrik ve 11.847 lira doğalgaz faturası geldi. CHP'li Tuncay Özkan faturaları sosyal medya hesabında paylaşarak şöyle dedi. Alevilerin inanç merkezlerinin elektrik gibi giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Önergeler verdik, reddedildi. Vergilerini almaya gelince alan AKP, ihtiyaç karşılamaya gelince ayrımcılık yapıyor. Bu arada Cemevi'nin elektrik faturasındaki tüketici grubu kategorisinde ticarethane tarifesi yazması dikkat çekti. Ekonomiden gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk enflasyon verilerini yayınladı. Tüketici enflasyonunda Ocak'ta bir önceki aya göre %11.10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48.69 artış gerçekleşti. Böylelikle enflasyon Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu ise %93'e ulaştı. Ana harcama gruplarına göre aylık 409 maddeden 354'ünün fiyatı arttı. Enflasyon Araştırma Grubu da enflasyon verilerini yayınladı. ENAG verilerine göre enflasyon Ocak'ta aylık bazda %15.52, yıllık bazda ise %114.87 arttı. TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasıyla Şubat ayı kira zam oranları da belli oldu. Kira zam oranları TÜİK'in açıkladığı 12 aylık tüfe artış oranına göre belirleniyor. Ocak'ta 12 aylık tüfe artış oranı %22.58 olarak gerçekleşti. Böylece Şubat ayı kiralarına en fazla %22.58 oranında zam yapılabilecek.
TÜİK enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını da güncelledi. Ürün ve ağırlıklarda değişiklik her yıl düzenli olarak yapılan bir uygulama. Buna göre konut harcamalarının sepetteki oranı %15.36'dan %14.11'e indi. İçki ve tütünün ağırlığı da %4.88'den %4.31'e çekildi. TÜİK'in sepetine bu yıl eklenen yeni ürün olmadı. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkan ürünler oldu. Düşük zam oranlarına karşı işçilerin direnişleri sürüyor. Yemek sepeti kuryeleri eylemlerine devam ederken, Migros Esenyurt deposu işçileri %8'lik zamma itiraz ederek iş bıraktı. Çorlu'da bulunan Aryıldız fabrikası işçileri de ücretlerinin artırılması ve sendika haklarının tanınması talebiyle 3 gündür birer saat iş bırakma eylemi yapıyor. Gaziantep Melike Tekstil'de de işçiler fabrikanın zam teklifini kabul etmeyerek iş bıraktı. İşçiler zamla birlikte 5200 liraya çıkarılan ücretleri kabul etmeyeceklerini söyledi. Sırada COVID-19 haberleri var. Türkiye'de günlük vaka sayısı 110 bini aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımının gelecek hafta başlayacağını söyledi. 65 yaş üzeri yurttaşlar ve kronik hastalığı olanlar erken dönemde bu ilacı kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka sayısındaki artışın yüz yüze eğitimi etkilemeyeceğini söyledi. Bakan Özer, Omikron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, Şubat ayının ikinci haftasında vaka sayılarında pik yaşanabileceğini belirterek şu uyarıyı yaptı. Bu pikten sonra Şubat ayının sonunda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Bu zaman diliminde özellikle 65 yaş ve üzeri grup aşılanma sürecini tamamlamalı. Hala zaman var. Dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran bir açıklama geldi. Avrupa Direktörü Hans Kluge, yüksek aşılama oranları ve daha hafif seyreden Omikron varyantı ile birlikte Avrupa'nın yakın zamanda huzur dönemine girebileceğini söyledi. Hans Kluge bu durumu Covid ateşkesi olarak tanımladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya ve Ukrayna krizi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dün resmen başladı. Ziyarette iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması dahil 12 anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Erdoğan, Ankara'dan ayrılmadan önce Moskova-Kiev hattındaki arabuluculuk teklifini yeniledi ve barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Erdoğan'ın Kiev'e inişi öncesinde ise Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'nın da kabul etmesi koşuluyla barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılabileceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin önceki gece Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme kasabasındaki operasyonunda IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el-Kureyşi'yi hedef aldığını açıkladı. Biden, IŞİD lideri Kureyşi'yi sahadan kaldırdık dedi. Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar karşılıklı olarak yeniden başladı. Ermenistan Havayolu şirketi FlyOne'ın Erivan-İstanbul seferini yapan uçağı 64 yolcusuyla önceki gün İstanbul Havalimanı'na indi. FlyOne, Havayollarının Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, "Şehirleri ve insanları tekrar birbirine bağlıyoruz. Herkesi memnuniyetle ve sevgiyle Ermenistan'a davet ediyorum." diye konuştu. Avrupa Çevre Ajansı aşırı iklim olaylarının 40 yıllık bilançosunu açıkladı. Buna göre aşırı iklim olayları 40 yılda kıtada yarım trilyon euro maddi kayba yol açtı. İklim olaylarından en olumsuz etkilenen ülkelerin başında Almanya, Fransa, İtalya geliyor. 40 yılda kayda geçen 90 bin ila 142 bin ölüm hava ve iklimle ilintili olaylarla ilişkilendirildi. Aşırı sıcak bu ölümlerin %91'ine neden olurken can kaybının %4'üne seller yol açtı. Amerikalı aktör Brad Pitt'in kurduğu Make It Right Vakfı'nın Katrina kasırgası mağdurları için inşa ettirdiği evler çürük çıktı. Vakfın yaptırdığı 109 evin çoğunun kullanılmaz halde olduğu belirtildi. Birkaç ev sahibi hala yönetim kurulunda Brad Pitt'in olduğu vakfa dava açıp olayı mahkemeye taşıdı.
Almanya'da ağır hasta 3 kişinin yaşamlarına son vermek amacıyla ilaç edinmek istemesine mahkemeden izin çıkmadı. Mahkeme kararında ilaçların ölüm için değil, tedavi için kullanıldığına vurgu yapıldı. CNN International kanalının dünya çapındaki operasyonlarının yöneticisi olan Jeff Zucker, başka bir üst düzey yöneticiyle sevgili olduklarını gizlediği için istifa etti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Her yemek pişirdiğinizde, her alışverişte acaba yoksullar bu şartlarda nasıl yaşıyor diye dertleniyorsanız bu podcast sizin için. Mehveş Evin, ihtiyaç sahiplerine ulaşan, gıda israfıyla mücadele eden gönüllü dernek, kurum ve platformları araştırdı. kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.